Evet. Nişanımız devam ediyor. Sıradaki buluşmaya geçiyoruz. Gamze geliyor. Buyurun. İstersen yak sabır dağıt beni yarala al bütün varım yok seninle ben yazdım senin diğer yarıma istersen yak. Evet, hoş geldin, geldin hayatım. Hoş pek hoştum, pek güzelsin. Teşekkür ederim, hoş geldin. Gamze'nin talibi var bugün. Hazır mısın? Sürpriz. Sürpriz. Evet. Sürprizleri pek sevmem ama. Sürpriz talibin. Var mı bir evet. beklentin? Tribünden, locadan, oradan buradan. Vallahi içeriden, dışarıdan. Tribünden. Aslında Özer Bey'i bekliyordum ama şu an orada oturuyor. Özer orada oturuyor. Özer'i bekliyordum diyorlar. Peki davet edelim o zaman bakalım kimmiş. Evet, Gamze Hanım'ın sürpriz talibi geliyor efendim. Aslan gibi, aslan gibi, yaralı yüreğim aslan gibi. Vuruldum ama ölmedim, geliyorum işte aslan gibi, aslan gibi. Kim bu beyefendi? Hoş geldiniz. Merhabalar. Gamze kim bu beyefendi? Vallahi ben tanımıyorum, siz tanıyor musunuz? Ben tanıyorum. Beyefendiyle ilgili bilgi veriyorum. Sayın locadaki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz... Beyefendi Gamze Hanım'ın eski eşi. Eski eşi. Boşandığı eşi. Oğlunun evet. babası. Oğlunun babası. Evet. Buyurun konuş. Hoş İsmail. Geldiniz İsmail. Çok heyecanlıyım. Çok Şöyle biraz dön bana da benle konuşacağım. Evet dinliyorum. Hoş geldin. Pardon bir şey sorayım. Ne kadar oldu siz boşanalı? 26 Ağustos'ta boşandık. Bu Ağustos'ta. Bu Ağustos'ta. Fazla bir şey olmuş. 6 ay. Ama şöyle söyleyeyim. 11-11-2011'de evlendik biz. Bir hemen hamile kaldım, doğum yaptım. Yaklaşık 3 yıldır bir böyle bir böyle. Yani şöyle söyleyeyim, 5 yılda bir gelin 3 kere ev döşer mi? 3 kere ev dayadım, döşedim. Allah Allah. Öyle bir evlilik yani. Çılgın bir kadınsın. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Evet dinliyorum, hoş geldin. Hoş bulduk. Çok heyecanlısın. Gamze annen izliyor mu kız? Annem izliyor ve annem bağlanmasını. Şöyle bir şey söyleyeyim. En son o gün burayı aradığındaki akşam annemi aradım ben biraz konuşalım diye. Ve saat gece 12. Aradım annemi, ne yapıyorsun? Sesinin tonajından anladım. Ne yapıyorsun sen dedim. Oturuyorum. Kim var dedim senin yanında? İsmail. Niye sen beni arayıp söylemiyorsun yanında İsmail var diye. Annemle gitmişler. Damat seviliyor yani. Tabii yok, Allah var şimdi. Düzgün bir adam yani. Kesinlikle. İsmail, geldim Gamze'yi alırım giderim diyor musun? Aynen öyle. O biraz zor. İkna edeceksin abi. Allah gelecek. Bunun iknası falan yok. Ben buraya geldim. Sonuçta kendisi de biliyor benim şartlarımı. Ne değişti de geldin? Efendim ben seviyorum. Neyi değiştirdin? Neden ayrıldınız ve onlar değişti mi? Gamze'nin istediği. Lütfen bunları 5 yılı konuşmak istiyorum Seda Hanım. Bana müsaade ederseniz. Yani hissettim. Şey içerisinde lütfen. Gerçekten. Ha biraz önce mesela bir altyazı gördüm içerideyken. Kayınvalidesi yüzünden boşanan diye bir kelime. Hayır ben kayınvalidem yüzünden... boşandıramaz. İstedi mi kayınvalide bu sizi boşanmak? Hayır yani başında hiçbir zaman evliliğimi istemedi. Ben kayınvalidem yüzünden boşanmadım. Ben evliliğimi istemediği için, çatırdılar olduğu için 5 yılımız bu şekilde geçti. Yani yoksa kayınvalidem boşanacaksın ki öyle bir şey kesinlikle. Seviyorum kayınvalidemi diyorsun. Demiyorsun. Ben de kalsın. Evet, tamam, demiyorum hayır. Kesinlikle demiyorum. Evet. Ama bir evladım var. Ben o gün de söyledim. Benim yukarıda Allah, yerde evlatlarım. Sonuçta evladımın babasıdır. Evet. Kişilik olarak 10 numaradır. Adamlık olarak 10 numaradır. Şunları bir konuşun bakalım şu 5 yıldır konuşamadıklarınızı hadi. Söz verdim çok üstüne gitmeyeceğim diye. Tamam az üstüne git evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim çok kısa zamanda tanıştık, evlendik. Buradan belki ufak bir bazı arkadaşlara, dostlara hikaye çıkabilir. Benim kızım 4 yaşındaydı ben evlendiğimde. Ve kızımın baba özleminden dolayı gördüm. Dedim ki bekar, işi var. Kendisinin işi var, gücü var, sevilen, sayılan bir insan, sanayici. Ondan sonra dedim ya hadi evleneyim. Fakat kayınvalidem asla ve asla ve asla istemedi. Çocuklu olduğum için. Ama benim ilk başta bir sıkıntımız yoktu. Daha sonrasından benim... Mehmet'in annesi Nesrin gibi.
Yani şimdi onlar çok farklı. Onlar çok farklı. Ben yani az çok tanıyorsunuz burada. Ben çok cabbar bir kadınımdır. Öyle kimseden de yemem. Bunu eşim de dahil olmak üzere. Yani bugün şu an karşımda oturuyorsa ben dedim ki ya geleceksin ya gelecek, gelmiyorsan. Bak Nesrin, Gamze'nin kayınvalidesi de senin gibi istememiş. Çocuklu kadın diye. Evet. Ama bak olabilir. Bir çocuk olmuş, bir çocukları olmuş. Boşandılar. Evet. Şimdi tekrar geldi. Oğlum, yani geçen gün mesela bana dediniz almıyor. Ki neden elini öpmedin, neden elini öpmedim? Biz Soma'da oturuyorduk, iş yeri oradaydı. Soma'dan halasının oğlunun düğünü için geldik. Bir aylık, 1,5 aylık hamileyim. İlk en başını anlatayım. Kasım'da evlendik, Aralık'ta hamileyim. Kızım 4 yaşında, düğüne gittik, geldik. Kızımı uyutmam, eve çıktık. İsmail'e döndüm, dedim ki İsmail dedim, o yatağın üzerine dedim, döşekler var dedim. Onu dedim kaldır da dedim, ha. Şey yapayım. Falan düştü. Sen benim oğluma nasıl işte dersinde kaldır da bilmem ne yaparsın ne yaparsınız. O gecenin ikisinde ben 4 yaşındaki kızımla, hani biraz önce Elmas'a o anlamda çok saygı duyuyorum yani benim kızımın gözyaşları. Saat gecenin ikisinde ben kızımı aldım, hamileyim, karnımda çocukla Soma'ya geri döndüm. Yani hani bir şeyler istenilmediği zaman tabii ki İsmail'in de suçları var. Annesi tarafına çok şey yaptı ama benim evliliğimi gerçek anlamda annesi yıkmadı. Benim evliliğimi kocamın annesinin dinlemesiyle yıkıldı benim evliliğim. Ha. Yoksa ben bir defa evime gelmiş değildir. Bir kere soframa oturmuş değildir. Ama niye annesini dinlemesin mi? Bak şimdi senin de oğlun var, benim de oğlum var. Bacım. Ben o şekilde yapmam. Annesini de dinlesin adam. Ama dinlesin de Seda Hanım, peki doğru söylüyorsunuz. Burada benim günahım ne? Benim suçum ne? Yani ben bekar evlenmemiş bir insan aldım diye. Sen de acık kaşını indirip kayınvalidene biraz alttan alsaydın canım. Ne var? Annene davrandığın gibi davransaydın. Annene öf öte git diyebiliyor musun? Kaynanana da demeseydin. Benim annemi çok öpüyorum. Bak benim annem burada. Kaynanan da ama öyle yapar. Ama kaynanan için de öyle bir şey. Tabii. O da bir anne. Ama benim annem anne. Ama bak senin benim, de oğlun benim var. Anne, bak benim annem o gün bunu eve alıp beni aramıyor. Nesrin gördün mü bacım? Bacım. Evet Seda, bak şimdi sen nasıl benim annem annem diyorsan onun annesi de onun annesidir. Lütfen kayınvalidelere bu kadar yüklenmeyin. Yok estağfurullah, ben yüklenmiyorum tabii ki. Ben şöyle bir şey söyleyeyim mesela. Benim annem kayınvalidem olmuş olsa. Canım benim sana karşı bir şeyim yok. İşte bakın bu durumlar olabilecek olduğu için ben oğluma istemedim. Evet. Yani ama siz istemiyorsunuz. Bak siz istemiyorsunuz. O da istemiyor ama şu an burada. 70 milyon önünde oturuyor. Ben onu o seviyeye getirtmem yani o yüzden. Olmaz. Yani ben gel demedim. Ben çağırmadım. Hayır, ben size bir şey söylemedim. Demiyorum. Beni ben sevdiğini şey... biliyorum. Evet. Gerçekten beni sevdiğini Hayır, biliyorum. Hayır, ben size bir şey demiyorum. Size saygı duyuyorum. O sizle alakalı bir şeyim yok zaten. Seda Hanım, bu arada bir şey söyleyebilirim. Eşimin ve size ve Uğur Bey'e çok çok selamlar. Teşekkür ederiz. Hayatım sağ ol. Ay, İsmail Gamze. Konuşur musun birazcık? Evet, Gamze. Efendim. Seviyor ki burada dedin. Sen evet. De seviyorsun ki karşında adam. Yani ben onun beni sevdiği kadar ben onu sevmiyorum. Bir anne daha seni niye istesin? Ben de istemem. Aa, böyle de bir gelin görmedim. Kışta kusura bakmayın yani. Biraz, geçen gün İsmail gelsin dedin madem öyle. Tamam. Gelmesi ayrı bir şey. Onun bana olan o tutkusu aşkı kadar ben ona o kadar tutkulu değilim. Çünkü çok kırıldım. Bakın sabah da konuştuk biz onunla. Evet. Çok kırgınım. Çok bana dedi ki işte hadi gel gidelim hayatımıza bakalım. Ya biz hayatımıza bakarız. Bizim karışanımız, görüşlerimiz bir şeyimiz yok. Onda sıkıntı yok. Ama çok kırgınlıklarım var. Yani ben bunları hak etmedim. Ben kızıma da aslan gibi bakıyordum. Anneme de aslan gibi bakıyordum. Hani evlendik. Hemen bir evladımız oldu ki evladımı görseniz burada locadan birçok insana resmini biraz zor kadınsın Gamze. Hiç de değilimdir. Zor muyum ben İsmail? Ne desin adam şimdi sana zorsun mu diyecek? Ya lütfen. Almaya gelmiş. Rica ediyorum. Şöyle bir dön İsmail. Bana. İsmail. Dön İsmail. İsmail. Ben senden tarafım. Evet. Sen annenle Gamze arasında ezilmişsin. Evet. Aynen pimpon topu gibi oldu zavallı. Pimpon topu gibi. Yapmayın. Vallahi oldu. Ne istiyorsunuz adamdan? Vallahi oldu aynen. Yok o konuda. Yapmayın ama. Yazık. Ama ya, ben... Bir kadın kocasını seviyorsa kocasının annesini de sever. Fırsatım olmadı ki Seda Hanım. Görmedim. Kadının yüzünü görmedim. Senin gibi cabbar bir kadın nasıl görmedim görmüyorsun? Sen tırmalar, parçalar görürsün. Görmedim kadının yüzünü. Yani aradaki engelleri. Bakın ben burada oturuyorum ama burada oturuyor. Görmedim kadını. Ben görmüyorum. Elini öpmeye kadın tenezzül etmiyor kadını? Benimle muhatap olmaya. Ama şöyle bir şey söyleyeyim peki. Bakın ben hani hiç kıskançlıyımdır. Çok iyi bilir mesela İsmail. Hayatta umursamam. Ya 15 kere 20 kere bir olan aranır mı ya? Allah için ya. Arar. Sus. 38 yaşındaki adam 15 kere aranır mı? Arar. İyi yap. İsmail annenin adı ne? Hüsniye. Hüsniye'cim. İki taneler onlar. Yazık Hüsniye teyzeye ya. Neyse iyi kadın ama iyi kadın. Evet. Gamze iyi kadın.